Ve en çarpıcı kapaklardan biri buydu. Bunu defalarca dile getirdik. Meteor vardı, domuz vardı ve yine biliyorsunuz volkan patlamaları vardı. Bunların dışarıdan etkin hale getirilmesi son derece mümkündü. Küresel ısınma vardı, saat vardı, yeni bakteriler. Bakın virüslerin yanında aynı zamanda bakteriler vardı nükleer savaş, güneş patlamaları ve bir priz vardı. Şimdi işin priz kısmına da birazdan geleceğiz. Çünkü bu priz buraya boşuna konulmamıştı bir detay olarak. Elektrik kesintileriyle ilgiliydi ve bir savaş geliyordu yeni nesilde. Yani bir nükleer savaş, bir biyolojik saldırı. Ama biyolojik saldırı aslında böyle de olabiliyor, virüslerle de olabiliyor ama bir gazla da olabilir ve kedi bile maske takmıştı ama artık bu maskeler biyolojik ya da nükleer savaşa karşı kullanılan maskelerdi efendim devam edelim. Tabi buradaki domuz da ilginç. Buradaki domuz Elon Musk'ın deneyleriyle ilgili. Domuz üzerinde yaptığı deneylerle ilgili. Şimdi geliyoruz günümüze. Belki de en çarpıcı detay. Şu an için bizi ilgilendiren kapak olarak görüyoruz biz bunu. Bir Rus ruleti görüyoruz. Tek bir kurşun konulur şu döndürülür ve ardından o kurşun namluya sürüldü mü, sürülmedi mi bilemezsiniz ve Rus sureti oynarsınız. Ancak buradaki Rus suretinden ziyade aslında anlatılmaya çalışan şey ilk gördüğümüz değil. Elbette ki bunun bir Rus sureti olduğunu ben de biliyorum. Burada tabii ki ne var? Ukrayna var. Şurası Kırım. Şurası Donetsk çok bariz bir şekilde gözüküyor. Şuradan Beyaz Rusya var ve operasyonu e, Beyaz Rusya üzerinden yapacak. Kendi toprağı üzerinde yapacak bir Rusya var ama buradaki silah aslında bir şahsiliği de ifade ediyor efendim. Yani bir suikastler dönemi de ifade ediyor. Rusya üzerinden çıkada, çıkacak fikir anlaşmazlıkları üzerinden. Bakın tekrar ediyorum. Rusya üzerinden çıkacak fikir anlaşmazlıkları üzerinden bir suikastler silsilesi devlet başkanlarına olabilir. Veyahut da ilgili yetkililere, önemli yetkililere olabilir. Ajanlara olabilir. Bürokratlara olabilir. Elbette ki askeri çatışma da var. Ama bu özellikle bir şahsa yönetilmiş, yöneltilmiş bir tabanca olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim. Doktorlar. ve Burada doktorların olması da ilginç. Ama burada para doktorları diyor esasında. Bu para doktorları efendim ekonomi doktorları olarak karşımıza çıkartılabilir belki ama bundan daha önemlisi var. Şunu rahat alalım. Bundan daha önemlisi her ne kadar buradaki yazıda ekonomi doktorlarından bahsedilse bile, ekonomiyi yönlendirenlerden bahsedilse bile buradaki simge özellikle ilginç. Yani bir kafası gözükmeyen, hatta koparılmış bir doktor simgesi var ve parayla çalışan doktorlar simgesi var. E, ve bunların da başının kopartılacağı mı söyleniyor acaba bize? Bilemiyoruz ama aslında bu kapağın gerçek içeriği ama her zaman içerikle birlikte okumamanız gerektiğini kapa söylemiştim size. Ee, ekonomi doktorları ile ilgili yani tıp doktorları ile ilgili değildi. Yine de burada bir gönderme varmış gibi gözüküyor. Diğer bir görsele geçelim. Evet. 2045 çünkü 2045'te Dimitri Itskov'un bir projesi var. Ölümsüzlük projesi ve bu ölümsüzlük projesi avatar projelerini akla getiriyor. Bu avatar A, avatar B, avatar C bunlar sıralanıyor. E, arda ardarda. Bu projelerle birlikte insan bir makine arayüzüyle birleşmesi, adeta Matrix'e bağlanmasıyla ölümsüzlüğü kazanması. Daha sonra insan beyninin bilinç adı altında bilgisayara yüklenmesi gündeme getiriliyor. Time dergisi bunu kapak yapmış ve bundan sonra 2045 bir milat olacak ve bundan sonra insanlar avatarlarıyla yaşayacaklar, ölmeyecekler. Yani siz bedenen öleceksiniz ama bilinciniz avatarınıza taşınacağı için bu bilinç üzerinden sonsuza dek yaşamaya devam edeceksiniz. Yapay zekada bunu sağlayacak. Yani insanın bütün verileri elde edilecek, toplanacak. Bu verilerle birlikte de insan sonsuza dek yaşatılacak efendim. Böyle bir öngörü var.